Bizim Yapı Maçın Ardından programını sunar. Osmanlı değil mi bizim şey? Efendim herkese iyi akşamlar. 2022-2023 futbol sezonu ilk programını sevgili Zafer Çakmak'la yapıyoruz bu akşam. Spor insanı. Hendik Spor'un geçmişte futbolculuğunu, takım kaptanlığını yapmış. Daha sonra takım başkanlığı da nasip olmuş. Çok değerli bir spor insanı. Aynı zamanda bir iş adamı. Her şeyden önemlisi gerçek bir Hendik Spor sevdalısı. Hani sıfatı olsun, olmasın, ne olursa olsun çok iyi bir Hendik Spor taraftarı. Ben gibi veya biz gibi, bizim jenerasyon gibi diyelim. Sevgili Zafer Çakmak, hoş geldin. Hoş bulduk Nurullah'cığım. Nasılsın? Önce haline hatırını soralım. Vallahi biraz yorgunuz tabii. Evet. Fabrikamızla ilgili işler var, taşındık. Yeni fabrikamıza geçtik. Hayırlı olsun. Allah olsun. İki aydır çok yoğun bir tempodaydık. Biraz ama bu arada yani. Hiçbir Hendik Spor maçını kaçırmadığını da biliyorum. Hazırlık maçları dahil. Dahil. Sezon başından beri Hendik Spor'u çok yakından takip eden çok değerli bir spor insanı. Zafer Çakmak'ın görüşleri şöyle iki taraftan değerlendirebiliriz. Hem bir spor insanı olarak sahadaki oyun kalitesini hem farklı anlamda yöneticilik anlamındaki eksikleri de çok iyi değerlendirebilecek objektif bir bakışı olduğunu çok iyi bildiğim bir insan. O yüzden görüşleri, fikirleri çok önemli. Bunları da paylaşacağız. Hendek Dereköy Spor'u da konuşmak istiyorum sevgili Zafer Çakmak. Çünkü bir gün Sakarya'da 5 bölgesel amatör lig takımının iki tanesi Hendek'ten. Biz Dereköy Spor'umuz ve Hendek Spor'umuzu konuşmak istiyoruz. Çünkü orada da işler pek yolunda değil. Pek böyle hayal kırıklığı yaşadığımız yerler. Önce ilk olarak Hendek Spor'un durumunu sormak istiyorum sevgili Zafer Çakmak. Kamp dönemi de dahil. Geçen seneye hiç girmeyeceğim çünkü küme düştük. Orada büyük bir acı var. Sonuçlanmış bir şey. Ama Hendek'te mağlubiyetler alışkanlık haline mi geldi? Çok kısa sürede iki galibiyet arkasından hemen iki çok farklı mağlubiyet. Nasıl değerlendirirsin bir spor insanı olarak? Ya öncelikle Hendek Spor'umuzun bu konumda olması hepimizi üzüyor. Evet. Yani gerçekten çok üzgünüm. Ben bütün hazırlık maçlarına da kamp döneminde de gittim. Fırsatım oldu, gittim. O süreci de yaşadım. Fakat sonra lige girdiğimizde kamp döneminde benim şahsım adına gördüğüm eksiklikler vardı ama kamp dönemidir. Yüklemeler yapılıyor biliyorsun. Evet. Bunlar sporcular için kolay şeyler değil. Hepimiz yaşadık sezon başı antrenmanlarını. Ve fakat kamp dönemindeki rahatsızlıkların, o sportif rahatsızlıkların lige de yansıdığını gördük. Bir türlü toparlanamadık. Yani ben 1-0 yendiğimiz Dereköy maçında da aynı eleştiriyi yaptım kendi açımdan. Ondan önce oynadığımız hazırlık maçlarında da aynı eleştiriyi yaptım. Bir türlü toparlanamayan, bir türlü oyun kurgusunu kuramayan bir Hendek Spor vardı. Kaldı ki Kalaycı maçında gün yüzüne çıktı. Gerçekten bize basan, bize alan bırakmayan takımlarda çok zorlandık. Yani ama böyle bu şekilde mağlubiyetler alacağımızı, bu şekilde bu seviyede mağdur olacağımızı hiç düşünmedim açıkçası. Ama görünen köy kılavuz istemedi. Bizim herkes, bir tek benim değil, spor kamuoyunun tamamı da aynı görüştedir. Büyük hayal kırıklığı yaşadık. Büyük hayal kırıklığı yaşadık. Yani hiçbir kurgumuz yok. Yani hiçbir şey yapamıyoruz. Yani oyun adına bir şey yapamıyoruz. Neden kaynaklanıyor? Onu tabii yönetim, teknik heyeti bilir dedik. Çok umudum yok yani açıkçası. Peki oyuncu kalitesi bunda etkili mi? Oyuncu kalitesini nasıl görüyorsun sevgili Zafer? Valla Nurullah'cığım, oyuncu kalitesini her zaman belirler. Yani spor kamuoyu da ben bunu söyleyeyim. Taraftar da görüyor zaten. Yani illa bu işin bilir kişisi olmaya gerek yok. Herkes görüyor ama oyuncu kalitesi biraz da o kulübün kendi dinamiklerine ait bir şeydir. Yani bana göre kötü oyuncu kalitesi yok. Yani kötü bir takımımız yok. Ama bir türlü kurgusu yok. Takım ne oynuyor? Ben sana sorayım. Bunca yıllık spor adamısın. Yok, bana söyle yani. Bu sorunun bir cevabını yani veremeyeceğim. Ben 60. dakikada sana döndüm dedim ki biz ne oynuyoruz? Ben 4-4-2 gibi gördüm ama dedim.
Sen de, ben de 4-3-3 gibi, 4-3-3 gibi dedim. Her, yani, her görüş farklı. Hani bu seviyede anlayamıyoruz yani. Evet. Anlayamadık yani. Biraz işimiz zor yani. Gerçekten zor. Hani ben oyuncu kalitesi düşüktür, yüksektir, şöyledir, böyledir demem. Gördük işte 525 bin liralık toplam bütçesi olan takımın bize yaptıklarını gördük. Kazımpaşa Spor. Kazımpaşa Spor. Sana da ben söyledim, bu takımdan kimi alırsın Endek Spor'a dedim. Beraber seyrettik maçı. Kimi alırsınız bu takımdan Endek Spor'a? Ama müthiş bir taktik varyasyonlu. Adamlar bize hiçbir alan bırakmadılar yani. Kazımpaşa, pardon, Kazımpaşa Birlik Spor'u değerli hocasıyla birlikte kutluyorum. Tabii Bülent Hoca'yı tebrik ediyorum. Yani Bülent Hoca iyi bir taktisyendir yani. Geçen sene playoff maçlarında da izlemiştim. Çok böyle oyunu okuyan, oturaklı, haddini bilen, elindeki hocasını bilen, ona göre oynayan bir hoca. Tebrik ediyorum. Yani maç içerisinde Kalaycı Spor maçında da, Kazımpaşa maçında da bazı yükselmeler oldu ama bunlar hiç sanmıyorum ki iki kulübün dostluğuna zarar versin. Çünkü geçmişten gelen çok iyi bağlarımız var. Bunlar bizim Sakarya'mızın takımları. Yani hep söylüyorum başkanım. Yani eğer Hendek Spor 3.'ye çıkamayacaksa yine bir Sakarya takımı çıksın ama Kalaycı olur, ama Serdivan olur, ama Kazımpaşa olur. Bizim böyle bir Sakarya'da bütünlük düşüncelerimiz var. Peki bundan sonra ne yapması lazım? Bu da bugün bir hoca değişikliği oldu. Ona da bir değinmek istiyorum. Hüseyin Aydoğan'la yollar ayrıldı dün akşam. Dün akşam saatlerinde yaklaşık 21.30 gibi sosyal medya hesabından Endek Spor'un duyuruldu. Bugün de öğleden sonra Mehmet Şansar hocayla anlaşıldı haberini yine sosyal medya hesabından yayınladılar. Şimdi Hüseyin Aydoğan'ın oyununu anlayamadık, çözemedik. Oradaki sıkıntı ne onu biz bilmiyoruz ama yöneticiler bu konuda ilgili herhalde... Yönetimin bu konudaki şeffafiyeti yeterince şeffaf mı? Yani güzel bir yere bahsettin. Önce hocamıza bir önceki neydi hocamızın adı? Hüseyin Aydoğan hocamıza bundan sonraki spor hayatında başarılar dileriz. Sağ olsun. Elinden geleni yaptı diyelim. Yani ben çok memnun olmadığım için sportif anlamda karakterini tenzih ederim. Kesinlikle. Herhangi bir şekilde bizi mutlu etmedi açıkçası. Ama bunun sebepleri vardır yoktur bilmiyorum. İşte bu bağlamda da yönetici arkadaşlara da buradan biraz sitem ediyorum. Şeffaflık konusunda herhangi bir bilgilendirme yok. Yani sezon başında da kamuoyuna çıkıp bir haftalık değerlendirme, 3. ligdeyken küme düştüğümüz ligde bile bir önceki yönetici arkadaşlarımız bunları yapıyordu. En azından bir bilgilendirme vardı. Şu anda herhangi bir bilgilendirme almıyoruz. Yani bugün hocanın değiştiğini ben saat 4.30'da bir arkadaşım WhatsApp'tan attı, öğrendim. Sonra Endek Spor'un sitesinde gördüm. Şöyle bir şey sormak istiyorum hemen bu dakikada. Dün akşam Hüseyin Aydoğan'ın kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada son paragraf. Eğer okuduysan... Okudum. Okuduysan o paragrafı, son paragrafı tekrar hatırlatmak için sorayım mı? Kaotik ortam diye... Bir kaostan bahsetmiş. Yani bu şeffaflık noktasında yönetime biraz daha iş mi düşüyor? Çünkü bu tür açıklamalar gelmeye devam ederse bizim aklımıza farklı şeyler gelecek. Endek Spor'a bir kaos mu var? Ya işte onu ben oraya girmek istemem. Orayı yönetim bilir, hoca bilir ama bir kinayeli bir ifadesi var orada. Ben okuyamayan izleyicilerimiz varsa özür dilerim. Bir okuyup paylaşmak istiyorum. Hendek Spor'dan dün itibariyle ayrılan sevgili Hüseyin Aydoğan hocamın kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaydı. Şu an açıklama sayfada mı bilmiyorum. Ben herhangi bir şekilde kaybolabilir diye fotoğrafını çektim. Oradan okuyacağım. Umarım bir gün bu güzel ilçe ve takım bütünleşir. Herkesin hesabının olduğu... kaotik ortamlardan kurtulur. Yani herkesin hesabının olduğu kaotik ortamlardan kurtulur dediği zaman herkesin farklı bir hesabı var gibi bir algı var burada. Daha huzurlu bir ortam olur ve bu büyük camiye hak ettiği yerlere gelir. Söylemi acaba Hendek Spor'da yönetimin yeterince şeffaf olmamasından kaynaklı bir söylem mi? Hocanın başka bir derdi mi vardı? Ya onu işte hocanın derdinin ne olduğunu bilemem. Buradan bir ön yargı da yapamam. Fakat benim bu yönetim tarzında
Ben kongrede de söylemiştim hatırlarsanız. Evet. Hani niye bana aday olmuyorsun dediklerinde şu anki ortamın kendime ait etik bulmadığımı, benim için doğru olmadığını, ben bu yönetim tarzıyla burada yöneticilik, başkanlık, herhangi bir adaylık söz konusu olamaz demiştim ki hala da bu sözümün arkasındayım yani. Ama benim şansımı bağlayacak konuyla ilgili ve Endekspor kamuoyunu bağlayacak konuyla ilgili ben yönetimden biraz şeffaflık bekliyorum. Yani ya biz 2 haftada 7 gol yedik ya. Bunları konuşacağız. Yani bir şey oldu. Hoca gönderildi. Bir şeyler oldu. Bu kulübün basın sözcüsü nerede? Bu kulübün efendim bir açıklama yapanı yok mu? Yani başkanı, başkan yardımcısı, ne bileyim sportif direktörü. Kaç kişilik bir yönetimden bahsediyoruz? Bir sürü kardeşlerimiz var. Burada alınma gücenme yok. Burası Endekspor kulübü. Evet, biz Endekspor'u konuşuyoruz. Biz Endekspor'un yönetimini yani. Konuşuyoruz. Kimsenin özel hayatıyla yani, ilgili yorum yok. Tabii ki bir şeyler söyleyeceğiz. Artık susup kafamızı kuma gömemeyiz ki yani. Evet. Yani ama bu hocanın bu söylediğini de çok dikkate almak lazım. İşte o yüzden yani ben çok zaten... Çok ciddi dikkate yani, almak lazım. Yani. Oraya ben takıldım açıkçası. Yani dün akşam ayrılığı okurken Endekspor sayfasından okuduktan sonra yaklaşık 5 dakika sonra da hocamın sayfasında bu açıklamayı okudum. Hocama da emekleri için çok teşekkür ediyoruz. İyi veya kötü. Yani olur olmaz yani. Bu olmadı. Futbolda her şey zaman yani. Tutmayabiliyor. Bir iki mesaj okuyabilir miyim? Tabii sevgili buyurun. Zafer Başkanım. Emrah Bahadır size bir sorum var demiş. Aşağıda sorusu da var. Okuyacağım sorusunu. Hikmet Yılmaz hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Ses kısık demiş sevgili Mehmet. İsmail Şen hocam. Yeni yayın döneminizde başarılar. Zafer kardeşim ve kalecim sevgiler size. Teşekkür ediyorum sevgili İsmail abi. Teşekkür ederim İsmail abi. Efendim şu an nasıl Hikmet Bey diye soru gelsin yani. Soru okuyorum. Sorsunlar yani. Selamlar Ümitler. Bu arada gerçekten Hendek Spor'la ilgili, Hendek Deröke Spor'la ilgili sorularınız varsa buradan hemen alabilirim. Gerekirse Hendek Deröke Spor'lu yöneticilerime de canlı bağlanıp direkt kendilerinden de cevaplarını alabilirim. Çünkü biz Hendek Spor'un konularına çok vakıf değiliz. İçerideki konularına, sorulara cevap verebilecek durumda değiliz. Çünkü ikimiz de yönetimde değiliz. Hayır, Zafer Başkan da yönetimde değil. Ama yönetimlerle bağlantılar kurabiliriz. Biz sadece Hendek Spor'u daha ileriye nasıl taşıyabiliriz'in noktasında şu an sohbet ediyoruz. Sevgili evet. Emrah Bahadır şunu söylüyor. Yönetim de gitsin. Hendek Spor'da bulunan forvet kaç gol atmış? Kamp aşamasında 2 gol 2 asist yapan Ömer Taşkın lig başlayınca 20 dakika 10 dakika oyuna alındı. Sizce adalet mi bu? Diye Ömer Taşkın'la ilgili bir soru var. Bu konuda ne dersin başkanım? Yeterli süre almaması ile. Ömer benim dönemimde de sporcuydu ama Ömer'in tesadüf mü, tevafuk mu ne dersen de böyle sezonun ilk 4. haftası, 3. haftası kulüpten kendi gitmek istedi. Evet. Ben yönetici arkadaşlardan da aynısını duydum. Yani kendi gitmek istediğini şimdi duydum. Şöyle bir algı yani var Hendek'te. Sporcunun dakikası olmaz ya. Yani bunu Fenerbahçe'yi izlesinler. Görüyorsun adam 3 maçta oynamış ama akşam Rossi giriyor. Gayet yani olaya bir bütün olarak bakmak lazım. Tabii sporcunun dakikası olmaz yani. Peki şöyle düşünebilir miyiz? Yani Ömer'in gitmesi, Hakan'ın oynaması bugünkü takımda yani spor sahadaki şeyi sormak istiyorum başkanım. Hı hı. Halkın da sahada Hendekli sporcu beklentisini karşılamak sorunun ya, oradan geldiğini ya, düşünüyorum ben. Yani ille de bir Hendekli benim olsun. Dönemimde de vardı. Her evet. Dönemde var. Saadettin Başkan'ı da böyle eleştiriyorlardı. Adil Başkan'ı da aynı şekilde. Ya futbolun Hendeklisi, Almanı, İngiliz'i, Fransız'ı yok fıkra değil bu yani. Sahaya çıkıyorsun, öyle yani. Sahaya çıkıyorsun, herkes gibi bir mücadele veriyorsun. Evet. Ben bunu eskiden beri kabul etmedim. Ha yani İsmail Amiler'den sonraki jenerasyon biziz ama evet. Bir 40 kişilik bir jenerasyon ordu vardı. Bu tükene. En son işte Recai Kandemir... Ersin. Numan, Ersin onların jenerasyonuyla bitti. Neresi? Maalesef ondan sonra da yürümedi. Ha elinde şimdi hocanın o zamanki kadrosunda Şenol Akçay, Nurullah Akçay, Davut, Adem, Zafer, Ersin, Erhan, Recai böyle bir Timur Kale evet, Santrafor Timur. Bunlar olsa da oynatmasın hoca o zaman. Konuşalım. Zaten konuşalım ama bu adamları oynatmama şansın yok zaten.
Değil mi? Yani bunlar zaten herkes, yani. Zaten herkes ister yani. Bugün Endek'te Ömer kardeşimiz kaldı bir tek, hani bu seviyede oynayan. Evet. Biz 40 yaşına gelmiş neredeyse Hakan, tebrik ediyorum, hala bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hakan'dan medet ummaya çalışıyoruz. Hakan alınmasın yani. Bana göre Hakan'ın arkasından kim ne getirdi abi? Bu kadar altyapı hocası var. Hani o konulara girmek istemiyorum da. Evet. Yani Hendeklisi diye bir şey yok futbolda. Yani bu her takım için artık geçerli. Ha tamam, gönül ister evet. Hendek'ten yetişmiş derseniz okey. Hani Hendek'te bir altyapı kulüpleri yetiştirmiş de üst lige her gün bir oyuncu varmış. Dereköy, tebrik ederim. Dereköy kendi çocuklarıyla oynuyor. Birçoğu kendi çocuğu. Biraz düşünmemiz gerekiyor konuşurken. Değil yani. Mi? Evet yani bu konuda sevgili Zafer Çakmak'a gönülden katılıyorum. Çünkü ben profesyonel oynarken benim talihsizliğim, Hendek'te profesyonel takım yoktu. Hendekli biri bu takımda oynayacaktıysa o zaman ben Hendek'ten yukarıdaydım. Şahin Cuma'ya Şenol gitti. Evet. Ereğli'ye Davut gitti. Değil ben mi? İzmir'e gittim. İşte bu. Sen şeye i̇şte gittin. Yani o zaman Bursa'ya gittin. Değil mi? O zaman Hendek niye, spor. Var mıydı? Oynardık. Sakarya'da yoktu 3. Niye yani oynamayalım yoktu. Yani? Oynardık. Şimdi maalesef tam tersi. Hendek spor üst ligleri zorlarken takımı zorlayabilecek. Yani oynayabilecek, uzun böyle soluklu bu takımda ses getirebilecek Hendekli sporcunun olmaması handikapını yaşıyoruz. O da yine yani söylüyorum olacak. Yani 39 yaşındaki Hakan'ı yeniden futbola döndürüp ondan bir şeyler bekler hale geldik. O da bir insan, o da bir makine değil. Bir yerde o da artık aynen duracaktır. Viyana'dan selamlar, konuğumuza sevgiler demiş sevgili Mahmut Kılıç. Recai Eker. Evet, koca Recai Eker şöyle bir soru sormuş. Koca, Hendekli bu takımı çalıştıracak kimse mi yok? Bu konuya yine geldik. Bu konuya dönüyoruz, yine geldik. Dönüşüyoruz aynı bu, konuya geliyoruz bu da. Ben orada neden net durduğumu söyleyeyim. Ben sayın yeni gelen hocamıza da, Mehmet Şansal hocamız da uzaktan tanırım. İyi olur inşallah. İnşallah. Toparlar, hepimizi toparlar. O deneyimde bir adam ama ben Mehmet Şansal hocanın CV'sine baktığınızda müthiş bir CV var. Dolu. Evet. Ha, başarılı olur olamaz ayrı konu. Ama ben abilerim bana kızıyorlar, hoca abilerim, ama ya ben biraz Endekspor'un kariyerinde artık CV önemli yani, geriye dönük. Çünkü artık sadece Endekspor'u çalıştırmış hocalarla doğru gidemeyiz yani. Ben biraz keşke de CV'lerinde böyle İstanbul, İzmir, o işte Bursa, oralarda çalışmış, dışarıda bir tane hocamız yok. Yoğurmuş. Yani bırak 108 tane, 128 tane Sakarya takımı var. Endekli hocalarımızın orada bile CV'leri zayıf yani. Orada bile görevde değiller. Değiller. Ya yani ben bu yönetime bu yönden yüklenemem yani. Yani çünkü Ömer geçen sezon diyor 17 maç 11 gol attı. Volkan denen forvet kaç gol attı soruyorum. Volkan'ın geçmişini bilmiyoruz ama şöyle bir şey var. Yani yine hep aynı noktaya geliyoruz. Ben Ömer devam etmek isteseydi devam ederdi diye düşünüyorum. Ömer gönderilmemiştir. Muhtemelen kendisi ayrılmak istemiştir. Yani o konuda yönetimin açıklaması, ben kulağını duydum böyle. Ama bir şey söyleyeyim Nurullah Bey buraya. Ya spor kamuoyuna şunu bir kez daha söylüyorum ya. Yani bu çocuklar bizim çocuklarımız. Bakın Hendek Spor'un şu andaki formasını giyen bütün sporcular benim için Hendeklidir. Evet. Bir numara bu. İki, Volkan Serim, Ahmet, Hüseyin, Mehmet kıyaslamayın lütfen. Bakın bu çocuklar bir şekilde kariyerlerini iyi seviyede yapmışlar ki Endek Spor'dalar. Böyle bakmak lazım. Değil mi? Volkan Serim'in attığı gollere bakın. Volkan Serim'in oynadığı takımlara bakın. Ondan sonra konuşalım. Çünkü Ömer'le, Ahmet'le, Mehmet'le Ömer de bu bütünün parçası. Volkan da bu bütünün parçası. Biz bu bütünün başarı odağındaki problemi araştırıyoruz. Nedir arkadaş? Biri söylesin, buna çare olalım. Biz de kaçmıyoruz. Biz buraya oturup elimizi taşın altına sokmayacağız demiyoruz. Ama sporcuları kıyaslarken bir bütün olarak kıyaslamak lazım. Nurullah. Kesinlikle. Biliyorsun kesinlikle, yani. Kesinlikle katılıyorum. Volkan Serim kaçtı. Volkan Serim ilk yarı ben çok beğendim. Müthiş alanlar açtı. Ama bir tane arkasına sarkacak adam bulamadık. O zaman Volkan değil, sağındaki sondaki konuşalım. Aynen. Santrafor adam illa gol atacak diye bir şey yok ki. Sen de, ben stoper evet, oynadım. Kesinlikle. Beni çeken santraforlar vardı. Araya adam kaçırıyorlardı. Ve müthiş işler yaptı ilk yarı.
Çok biz anlayamadık çocuğu. Evet. Hacı oradan orta kesemedi. 58 numara Umut araya giremedi. Çocuğa topla buluşturamadık. Yani orada işlemeyen bir şeyler vardı. Volkan ne yapacak tek başına? O yüzden mukayese işini kaldıralım. Bütün yani futbol bir bütündür arkadaşlar. Takım bir bütündür yani. Evet. Çok güzel bir cevaptı hocam. Teşekkür ederim cevap için. Sevgili Adnan Yüksel hocam, bu takım merhaba hocam. İyi takım değil demiş. Adnan hocam, gerçi Serdivan maçından önce de sohbet de etmiştik. Açıklamada yazarsanız kamuoyunu bilgilendirme adına sizin görüşleriniz çok önemli. Bir hoca bakışı, evet, bir evet, spor insanının bakışını da burada değerlendiririz. Recai Eker Ütopya yaptığını düşünüyorum burada. Hocam sıkıntı golse ben buradayım. Başkanımı iletirseniz demiş. Oynar valla. Ya Recai Hoca'yı bir tek durduran bendim yani. Evet diyorum. Yani. Ya çok seyrettiğim. Çok üst düzey hocaydı. Üst düzey oyuncuydu. Müthiş bir sporcuydu. Yani attığım tekmeler için hakkını helal et. Yoksa durmuyordu. Hendek'ten de yolu geçti. Çok da iyi şeyler yaptı Hendek'te. İnsan olarak da çok sevindi sevgili Recai Eker. Yeni jenerasyon çok bilmeyebilir Recai Eker'i ama ilk rakip oynadığımızda 3.'de Sakarya Karadeniz'de, o zamanki Sakarya Karadeniz'de forvet oynuyordu ve çok beğenmiştim. Takımda tekti. Çok da güzel bir gol atmıştı. İbrahim Yeşilyurt, iyi yayınlar diyorum. Öncelikle Ömer Taşkın kardeşimizin Hendek'te olabilir. Fakat futbolda duygusallığa yer yok maalesef. Evet, İşte doğru bir yaklaşım. Devam ediyorum. Ömer Taşkın, Hendek Spor kadrosu için yetersiz olduğunu verilen şansı da gösterdi. Gittiği takımda başarılar tartışmak bile yersiz. Daha biten bir şey yok. Murat Başkan gerekeni yapacaktır. Hayırlı akşamlar diliyorum diye pozitif bir mesaj. Evet, Ömer'den hepimiz, yani Hendek Spor'dan ayrılmış olması bizim Ömer'i kamuoyunda kariyerinde desteklemeyecek anlamına gelmez. Biz Ömer bizim kardeşimiz, benim de öğrencimdir. İnşallah Hendek Dereköy'de başarılı olur. Çünkü Hendek Dereköy Spor'u da konuşacağız. O da bizim takımımız. Yani Ömer çok uzağa gitmedi kardeş takımında. Yılmaz Seçkin iyi geceler, iyi yayınlar diliyorum demiş. Mahmut Kılıç bir sorusu var kendisinin. Benim sorum şöyle. Hendek'imizde çok güzel hocalarımız var. Bunlardan bu sene el atılması gerekmez mi? Örneğin Cemil abi, Kemal abi, kaleci Cavit. Kaleci Cavit abi ölmedi mi ya? Öldü galiba ya. Cavit abiyle. Eğer bunları da istiyorsanız sevgili Mahmut Kılıç, tamam çok güzel söylemişsiniz ama Sami Adat'ta bunların fikirlerin alınması doğru bulmuyorum. Doğru mu yani? Fikirlerin alınması noktasında belki evet olabilir ama hocalık için. Bu konuda için bir şey söyleyeyim. Buyur bu soru şey. Sana şimdi, zaten. Ya soru bana, ben de inanın her şeyi sorabilirsiniz. Yani cevaplamaya çalışırım evet. Elinden geldiği kadar. Fakat spor kulüplerinin kongreleri var arkadaşlar. Bakın Hendek Spor'un kongreleri bu son kongre hariç ondan önce 2 tane de 3 kongrede de bayağı doluluk oranı vardı. Evet. Bu kongrelerde konuşulacak konuları, bu kongrelerde Hendek Spor kamuoyunda kim varsa çıkar, o kongrede mahremiyeti olan bölgede her şeyi anlatır kardeşim. Konu Hendek Spor'dur. Şimdi bu sokakta da bana işte ya başkanım böyle böyle bu adamı almadılar, şunu etmediler. Ya kardeşim kongre bitmiş, bir başkan seçilmiş, bir yönetim oluşmuş. Doğru mu? Evet. Şimdi bunu artık muhatapları bunlar. Biz çarşıda, burada, medyada gelip bunlarla ilgili işte Cemil Hoca, Ahmet Hoca, işte Adnan Hoca, Cavit abi. Artık bunlar işin dedikodu ve şeyine girer. Değil mi? Tamam mı? Hani nefsi duygulara girer. Futbolda nefsi bir şey yok. Bakın burada bir yönetim var. Bu yönetimi ben sabahtan akşama kadar eleştiririm. Ama bu konuda eleştiremem. Bu bir tercih meselesi. Evet. Ve bunu tercih etmişler. Ha, sonuçları için buradayız zaten. Ben her hafta da çıkarım buraya. Sonuçlarını değerlendiririm. Ben sonuç odaklı konuşurum. Süreç odaklı konuşurum. Yani yoksa gelip burada nihai kesin budur, bunu yanlış yaptılar, şu hocayı alsaydı, bunlar değil abi. Değil. Hendek Spor'u buraya bu bir yere getirmez. Getirmez, bir şey de kazandırmaz yani. Evet, çok güzel hocam. Yine teşekkür ederim soruya cevap için. Rica ederim. Erkan Yılmaz, nacizane fikrim isimlerden daha önemli olan takım olabilmemiz. Bütün isimleriyle, bütün mevkileriyle takım olmalıyız, tek yürek olmalıyız. Evet, işte aslında sadece takım olarak derken, futbol takımı olarak değil, bunun içerisine seyircisini, yöneticisini, bürokrasisini, siyasisini hepsini de koymak lazım. İlçe olarak bunu istemek lazım. Bizde Hendek Spor'a karşı bir Hendek'te bir şey var. Kavga var başkanım. Ya bu açık. Yani bunu artık gizlememek lazım. Hendek evet, Spor'a karşı bir kavga var. Nedir bu? Ben şuradan başlayayım konuya aslında. Güzel bir yer burası.
Ya Hendek Spor'u herkes diyor ki arkadaş iyi olsun. Evet. Ya Hendek Spor dediğin spor kulübü Hendek'in markası. Doğru mu? Kesinlikle. Bu Hendek'in markası için ne yaptık arkadaş ya? Maçına gelmiyoruz. Desteklemiyoruz. Maddi manevi yanında değiliz. Ama konuşuyoruz. Gruplara bölünmüşüz. Siyasallaşmış bir Hendek yaratılmış. Bak bunun üstüne basa evet. basa söylüyorum. Lafımın da arkasındayım. Kardeşim Hendek Spor için sivil toplum örgütlerinin hiçbir çabası yok. Varsa da mevcut yapı engel. Yani o kadar çok konu var ki. Sonra diyoruz ki biz birlik beraberlikten yana olmalıyız. Yok böyle bir şey. Birlik beraberlik nasıl olur ya? Ya kardeşim Hendek Spor'un bir yapısı var. Biz bu işe başladığımızda Allah razı olsun Saadettin Meraklı ve işte Kaan, Mustafa, Recai, biz Mete abi, biz başladığımızda bu kulübün bir seviyesi vardı. Bir yere getirdik. Allah razı olsun adil başkanların yönetimi aldılar ve ben her zaman takdir ederim. Pandemi döneminde 8 ay bu sporculara bakıldı. O pandemi dönemindeki o muhteşem bir dirayettir, duruştur o yönetimin evet. duruştur. O takım Hendekli bir oldu. Yalova'da ağladım ya ben. 3 evet. tane final ya. Oynamış adamı mı kardeşim Hendek evet. Spor için? Hüngür hüngür ağladım ben yani. Bu 3. lige çıktık biz yani. Şaka değildi bu. Evet. Tarihi bir şeydi. Geldik oradan düştük. Yine üzüldüm. Ben cumartesi 3 bir hafta önce 4 yiyen, bu hafta 3 yiyen Hendek Spor'la ilgili yani geldiğimiz duruma bakar mısın? Hadi burada birlik beraberlikten bahsediyoruz. Yine insanlar, biz toplumun içindeyiz. Yine kuyu kazıyor. Yine birilerini ötekileştiriyor. Birilerini taraf yapmaya çalışıyor. Birileri telefonla beni arıyor. Bir sürü anlatıyorlar. Bu akşam programa çıkacağım. Sağ olsun dün beni aradınız. Evet. Dedim ne demek ya, çıkarım. Ben Hendek Spor için her yerde varım. Bugün için. Beni arıyorlar. Ya ne işim var, şu an çıkmasan olmaz mı? Şöyle olmaz mı? Böyle. Ya kardeşim neyin hesabını yapıyorsunuz ya? Bir tane değerimiz konuşmayalım var mı? Yani. Konuşmayalım mı? Konuşmayalım mı? Yani yanlışlara yani, göz mü yumalım? Yani kös orada oturduk Adapazarı'nda. İsmail Torlu oturduk. İsmail abi artık üzüntüden dayanamadı. Yürü Zafer çıkalım dedi. Ya. Son iki dakikayı seyretmedik. Ya. Şimdi hele hele o son iki dakika içerisinde sevgili Zafer Çakmak da bana da ok gibi saplanan rakip takım seyircisinin Hendek Spor gibi şampiyonluk beklediğimiz, fark atacak diye gittiğimiz Kazımpaşa maçında Hendek Spor'a oley çektiler. Doğru mu? Ya açın abi 37 dakika oley çekildi Hendek Spor'a. 37 saniye oley çekildi Hendek Spor'a son dakika. Bunu kimse bana yönetim, sporcu, antrenör kimse anlatamaz ya. Yani. Ondan sonra Hendek Spor'u sen yani, çıkma konuşma. Bak yani. Burada iki tane kaburgam kırık. Burada 6 tane dikişim var. Bu parmağım kırık. Yani benim gibi bir sürü arkadaşım bu sahalarda, toprak sahalarda mücadele. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Gördün mü Nurullah Hoca? Görmedim. Görmedim. Ne rakip oynarken gördüm, yani ne kalesinde oynarken yani. Görmedim şey. Bana biri hesap verecek ha. Biri çıksın bu kamuoyuna bir şeyler desin yani. Böyle rezillik var mı ya? Bak iyi olsun diye herkesten çok isteyen adamım. Ne gerekiyorsa da yaparım bak. O yüzden aa, buradasın zaten başkanım yani. O konuda hiç ama bugün yok. Geldiğimiz noktada oley çekilen bir Hendek Spor. Biz böyle mi çıktık yola? Bunu düzeltecekler arkadaşlar. Bu yönetimin bunu düzeltmeye mecburiyeti var. Bunu kurtarmaya mecburiyeti var. Bu kadar insanın mebali var. Tamam desteklemiyor. Bazıları siyasi hesapları var. Bazılarının bilmem ne hesapları. Benim umurumda değil. Benim herhangi bir hesabım yok. Hiçbir evet. beklentim de yok. Mevcut yönetime de destek veriyorum. Veririm de sonuna kadar da. Ama buradan bizi kurtarmak mecburiyetleri var. Boyunların borcu. Daha çok şey söylerim ama haddimi aşarım. Yazık günah. Evet. Zafer Hocam'a katılmamak mümkün değil. Yani buradan Zafer Hocam'ın değindiği noktalardan hocanın son paragraftaki kaotiklerinden bir bağlam da yaptım ben. Ona iyi baksınlar yani. Yani orada o kaotik ortamın hocanın tespit ettiği, Hüseyin Hocam'ın gitmeden önce açıklamasındaki kaotik ortam diye tespit ettiği noktaları aslında şu an nalına mıhına sevgili Zafer Çakmak vuruyor ve haklı olarak vuruyor. Sonuna kadar yanındayım, destekliyorum. Söylediklerine hepsine de katılıyorum.
gerçekten muhalefet olabileceğim, yanlış olabileceğini düşündüğüm bir şey söylese, hayır öyle değil Zafer diyebilirim. Muhalefet öyle abi, ama Endekspor. Çünkü biz, yine söylüyorum, saydığı isimleri tekrar tekrar saymayacağım ama biz bu takımın futbolcusuyduk. Formasını terlettik. O formayla hakarete uğradık, rakip takım seyircisi tarafından küfür yedik, elimiz kırıldı, ayağımız kırıldı. Ama hiç geri ne adım attık ne de durduk, değil mi? Yani ya bir biz Hendekliyiz, Hendek sporluyuz. Biz burada Armayel için konuşuyoruz. Yani bu takımın olduğu lig bizim için hiç önemli değil. Hani üçüncü ligde olması tabii ki çok mutlu oluruz. İşte adam ağladığını söylüyor. Ben bayılıyordum. Yani o ben bayılıyordum. Gözlerim karardı. Yani final maçının son 5 dakikasını hatırlamıyorum. Hani bu derecede sevdiğimiz bir şey hakkında da işler kötü giderken, biz tribündeyken 37 saniye bizim takımımıza rakip takım seyircisi oleye çekerse ve biz o tribündeysek bir şeyleri konuşmanın zamanı. Benim kanıma dokunuyor kardeşim. Yani. Ben son taktığım, son giydiğim forma, 5 numaralı forma. Evimde şimdi yeni ofis evet. yaptırıyorum. Oraya, oraya çerçeveletiyorum. Son kaptanlık bantında sağ olsun Adem birlikteydik zaten. Birinci kaptan, evet. ikinci kaptan. Son çıktığımda da kaptanlığı bana vermişti. O kaptanlık bantı, pazu bantı da orada duruyor. Yani bu takımda yani, bizim hatıralarımız çok fazla. Son formalarım. Ben orada kanlı formadır o. Kanlı bile yıkatmadım. Buramı canlı canlı dikti Ahmet Cindoğlu. 6 dikiş attı buraya canlı canlı yani. Bu benim için bir şereftir evet. yani. Hendekspor için. Yani ben şimdi çıkacağım oraya. Benim takımım Hendekspor ve bu kadar beklentisi yüksek bir takım. Evet. Kongrede aday olan arkadaşımıza biz aday çıkmadık bu yüzden. Dedik ki önü açılsın. Önü açılsın. İstekliler, hevesliler diye. Artık bunun da hesabını vermek zorundalar yani. Murat benim değerli kardeşim. O evet. ayrı. Onu tartışmıyoruz. Yani onlar benim hepsi kardeşlerim. Ben ne dersem dinliyorlar ki, sağ olsunlar. Yani tebrik de ediyorum kendilerini. Bu kadar gönüllü geldiler. Endekspor'a sahip çıktılar. Uğraşıyorlar. Ama bunun hesap tarafı da var evet. yani. Bunda ver, bu da bir şey. Beklentilerimiz ben yüksek. Ben şimdi fabrika işletiyorum. İşler kötü giderse hesap vereceğim kardeşim. Değil mi? Evet. evet. Şimdi sana bir soluk aldırayım. Adnan evet. Hocam, Adnan Hocam, seneye diyor şampiyonluğa bir takım kursanız Hendekspor'dan kaç oyuncu alırsınız diye bir soru sormuş. Bu soruyu cevaplamak istersin herhalde başkanım. Kaç oyuncu ya, alırsın? Var mı elinde? Adnan abi yani şimdi... Adnan abi olaya farklı bir boyut getiriyor. Bana da birileri yazıyor da ben evet. de şuradan... Oradan varsa uygun bir şeyse ben buradan okumaya devam ediyorum. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Zafer Başkanım'a da selamlar. Nurullah abi program için teşekkürler. Hüseyin Karaduman çok biz teşekkür ediyoruz. Recai Yeker, beni zorlayan tek stoper Zafer Çakmak diye not düşmüş. İsmail Tor, abimiz, büyüğümüz, iyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Tek gol atamadığım kaleciden Nurullah Akçay diyor Recai Yeker. Teşekkür ediyorum ama artık bizim transferimiz bitti. Kapandı transfer şeyi geçtiği için. Bizi methetip durma. Recai abi bizden bir şey olmaz. Atamadı bana gol. Öyle. Ciddi doğru diyor yani. Atamadı yani orada haklı. Erkan Yılmaz, Hendekspor 3. ligdeyken Nurullah abinin programlarında bol bol çağrı yaptı. Maçlara gelin destek verin diye. Bizler Muay Thai sporcularını alıp maçlara gittik. Herkes taşın altına elini koysun. Erkan Yılmaz hocam tebrik ediyorum size. Teşekkür de ediyorum. Teşekkürler Erkan çağrılarımıza hocam. Da kulak verdiğiniz için. Şimdi evet Hikmet abi çok doğru bir şey söylemiş. Şimdi susmak Hendekspor'a ihanettir. O yüzden... Aynen öyle yani. O yüzden objektif olduğuna bakın yine söylüyorum. Objektif ve duygularıyla konuşabilen, objektif olduğu kadar aynı zamanda şu an duygularıyla konuşuyor. Böyle gözlerinin altına doluyor yani bu Hendekspor'un bu halini anlatırken sevgili Zafer Çakmak. Çünkü yine söylüyorum, futbolculuğunu yapmış. Biz futbolcuyken malzemecimiz yoktu. Malzemesini taşımış, topunu taşımış, efendim canı yanmış, kafasını gözünü patlatmış. Ama hiç sevdasından vazgeçmemiş bir insanla Hendekspor'u konuşuyorum. Ve sevgili Zafer Çakmak gibi... şuradan bir çağrı yapsam 8-10 kişi daha gelir buraya bu takıma emek vermiş. Çok değerli çok insanlar çok var. Çok abiliyoruz. Yok yani arkadaşlarımız var ya. Bu insanların zoruna gider bu. 4 hafta, 2 hafta 7 gol. Hayır yani, ondan önce de hani takım kötü gidiyordu ama bana göre bir şekilde yeniyordu yani. Galip evet. geliyordu ama. Galibiyet bazı şeyleri kapatabilir ama gerçekleri konuşmamıza engel değil. Emre Bayraklı ağzına yüreğine sağlık. Başkanım düşüncelerimize tercüman oldun demiş. Sabri Ersoy, selamlar çok rica ediyorum. Tribünde herkes bir olsun, takıma destek versin. Güzel bir kulüp lokalimiz olsun. Oturacak, sohbet edecek misafirlerimizin gelecek yeri yok. Altyapıya daha çok destek. Bak Nurul abi, bu buyur. Arkadaş kim yazmış? Tribünde herkese Sabri destek. Ersoy. Sabri Ersoy, teşekkür ederim. Bir şey ekleyeyim mi? Buyur, buyur, buyur. Geçen başkanım. Seneden de Oktedir içinde.
Ya kardeşim, bu takımın 3. liginde 3. lig müsabakaları oynadı. Çok önemli maçlara çıktık. Siyasetten başlayayım. Bir tane milletvekilimiz bu takımı gelmedi. Bak, çok ince bir şey söyleyeceğim. Ben kalın bir oyuncuydum ama ince evet. de söylerim yani. Yok yok. Ha. Göndermelerinin ince olduğunu futbolcu bir tane siyasetten bir tane milletvekilimiz, 3 tane genel başkanımızdan Levent Bülbül'ü geldi. Kendi şeyinden de sağ olsun. Tamam. 3 tane bak, Engin Özkoç son bir maça geldi. Gördüm. Tamam. İşte bizim İyi Parti Ümit Dikbayır hiç gelmedi. Doğru mu? Hiç görmedim. Ben görmedim. Bilmiyorum. Geldiyse hadi onları bırakıyorum. Onların işleri güçleri var. Ankara'da işler güçler çok. Ya kardeşim, bu kadar sanayici var. Tamam. Sivil toplum örgütleri var. Tamam. İş adamlarımız var. Hendekli önemli esnaflarımız var. Şuyumuz var, buyumuz var. Ya protokol tribününün olması gereken adamlar dediğimiz, hani protokol dediğimiz manada adamların bir defa tribünde yoklar. 2 sezondur. Yine biz varız. Yine belli adamlar var. Elhamdülillah bırakmıyoruz davamızı. Çok güzel. Tamam. E kardeşim, endeksi sporluk buysa yani her maça Turgut Başkan geliyor. Gelin abi, belediye başkanıyla gelin. Yok mu bizim ileri gelenlerimiz, şeylerimiz? İşte onu yani, sordum ya az önce başkan. Önce oradan başlıyor yani baş çekecek ya. Hendek spora karşı ciddi bir reaksiyon var yani. Var yani, bir ciddi reaksiyon yok diyemeyiz ki. Ya var, var ya, yani bunu söylüyorum yani. Şimdi biz burada olanı biteni konuşmadıktan yani, sonra. Sokakta herkes susuyor şimdi, susma evet. dönemi gibi. Şimdi biraz da yenildik menildik hani, sanki tabii. geldik. Yok yok, biz yenilgiyle biz Hendek sporu bütün olarak konuşuyoruz. Hendek sporu bütün olarak konuşuyoruz yani. Evet. Ben burada spor programında... İlk programınız olduğu evet. için katıldım. Sağ ol. Yani sorun değil ki. Bunları konuşalım yani. Endekspor'a karşı cephe var ya. Nedir ya bu cephemiz evet. yani? Yönetime kim gelirse... Kim gelirse gelsin böyle cephe ciddi var bir, yani. Yani hiç şey başlamadan, sen söyle, daha lig başlamadan ciddi bir reaksiyonlar oluştu. Orhan Topçu beni aradı, dedi ki ya başkan, sana ben bu kadar saldırıyorum, hiç cevap vermiyorsun abi dedi falan. Vallahi tebrik ederim. Öbürü aynı şey. Ya kardeşim, siz işinizi yapın. Bak, size de kızıyorum. Niye kızıyorum? Eyvallah. Ya kardeşim, bu takımın sezon başı kampına aradım, dedim ki gidiyorum, arabam boş, isimleri vermeyeyim. Ya abi, o arabada Ahmet varsa ben gelmem. Öteki varsa ben gelmem. İşte, ona ya, neyin kavgasını yapıyorsunuz abi siz ya? Neyi bölüşemedik? Neyi bölüşemiyorsunuz ya? Size de söyleyeyim abi, bizim bir tane bütünümüz var kardeşim. Buraya yazalım. Şuraya Hendek Spor yazalım. Bu bütün ya, başka bir şeyimiz var mı? Yok. Şimdi Hendek Dere köyümüz var. Evet. Hendek Dereköy spor maçına ben bir Hendek şeyde denk geldi. Sanıyorum deplasmanlardaydı. Bundan sonraki programım, Allah nasip ederse, Hendek Dereköy sporumun maçına gideceğim. Bak, Hendek Dereköy sporumun maçına evet. gideceğim. O da benim kulübüm yani. Kesinlikle katılıyorum. Benim markam Hendek Spor. Bunu kayıtsız şart söylüyorum. Ama Hendek Dereköy spor da var. Hadi gidelim maçlarına. Ya başka bir şeyimiz yok. Pazar günümüzü ayırdığımız bir spor aktivitemiz var ya. Yani bunun şeyi olmaz. Basın mensupları olarak da bir toparlanın. Hakikaten bir kendinize gelin. Şimdi bu konuda... Herkes birbiriyle kavgalı abi. Siz, onunla kavgalısınız. Biz ne yapalım yani? Doğrudan. Taraftar kaldık yani. Endekspor'un bir garip taraftarı kaldık böyle yani. Ben taraftarıyım Endekspor'un. Ben de taraftarıyım. Görev verildiği zaman her zaman varım diyorum zaten. Yönetici, malzemeci, hiç önemi yok yani. Bulunduğumuz yerin önemi yok. Çok güzel. Ama bu basın konusunda lafı gelmişken söyledim yani. Biraz hani lütfen bir oturun, bir Hendek için ne yapabiliriz de bir karar verin yani. Sadece sportif olarak değil. Önce evet, siz yani birlik şeyi yok. Yani. Yani bildiğim, çok konuya vakıf olmadığım için o konu hakkında yorum yapmak da istemiyorum ama Hendek basını Hendek Spor'la sorun yaşıyor. Hendek Spor'la ilgili. Sadece ama ben hani Hendek'e karşı kavgası var derken. Yanlış konuşuyorsunuz. Nurullah Akça. Hendek Spor'la basın mensupları sorun yaşamaz. Hendek Spor, her zaman diyorum, üniter bir yapıdır. Hendek Spor'u yönetenlerle sorun yaşıyorsunuz. Evet. Pardon. Bunu koyalım. Çünkü Hendek Spor bu kütlenin kendisi. Kütleyle
Sorun yaşanmaz o yani. O zaman başkanım, bu şöyle... Ahmet gelir, Zafer gider. Tamam, şöyle bir şey sorabilir miyim? Gelir, Osman gider. Endek Spor üniter bir yapıdır abi. Tamam, üniter bir yapı. Dolayısıyla ben bir taraftarım. Endek evet. Spor'u dışarıdayım. Endek Spor'u takip edemiyorum. Basından haber almam lazım. Ben onu söyledim ya, şeffaflık, şeffaflık yani, ben şimdi mevcut, hani neden ben Hendek Spor'un mevcut yönetimi ondan kızıyor mu yani? Şeffaflık abi, çıkarın. Deyin ki biz bak bunu yaptık. Bir transfer bilançosu çıkarırsın. Dersin ki transferde hocamız şu şu futbolcuları aldık buna. Yani her gün Facebook'tan yayınlamak değil, bir rapor oluşturmak. Basın bildirim raporudur. Hatırlıyorsanız biz Bal Ligi'ne çıktığımız dönemde de ben size evet. basın bildirim raporu paylaşıyordum. Saadettin Başkanımın başkan olduğu Bal Ligi'ndeki mücadelede de biz yönetim olarak size bir basın bildirimi veriyorduk. Ve oradan bilgileniyordunuz ya da çıkıyordu Fatih Enes İlkay kardeşim her hafta bir açıklama yapıyordu. E şimdi bana söyleyin abi kaçıncı haftadayız? 4 hafta bitti, 4 hafta 5. hafta oynayacağız. Ben kendi içlerinde olduğum için, muhatap olduğum için biliyorum. Endek Spor'un bana bir tanesi şuradan yazsın. Görev dağılımı, başkan yardımcılarını, basın mensubunu, altyapıdan sorumlu kim? Şey, biri yazsın, söylesin. Biliyor musunuz? Size sorayım. Yok. Yok o yani, zaman neyi konuşuyorsun? Yani iki kişi, üç kişiyi bilebilirim. Yani ama başkan yani, yardımcıları kim bilmiyorum. Bana yani. Cem Dizdarlık yaptırma ya. Yok. Cem abi gibi ben yani. Sen de, ben lütfen ben konuşuyoruz, iyi güzel sohbet yani. Ediyoruz da ben Hendek Spor konuşmak için bu programdayım. Ben gazeteci kimliğim yok. Ya ben, anlıyorum yani. Kimse yok ama biz burada Hendek Spor için. Hendek Spor'u konuşuyoruz ama ben yine söylüyorum. Bu bizi de yaralayan bir konu. Buradan Emre Bayraklı, biz daha Sakarya takımlarından 3 ve 4 diyorsak demek ki esas kendi rakiplerimizden tarihi farklı yeriz demiş. Böyle bir mukayese etmiş ama ben inanmıyorum ya, ben Endek Spor'un toparlanabileceğini düşünüyorum. Çünkü o potansiyel var. Bir kere şehirde bir potansiyel var ama Zafer Çakmak başkanımın dediklerine çok dikkat etmek lazım. Sevgili Ahmet Çelik, alınan iki mağlubiyet inanın yürekleri dağladı. Taraflı tarafsız herkes üzüntünden kahroldu, ağladı diye böyle bir şiir yazmak zorunda kalmış Ahmet Çelik. Yeni dönem şairimiz. Yine devam ediyor şiirlerine. Emre Bayraklı, her zaman spora futbol oynadığını biliyor ve şahitsiz ama şu anki futbolcu grubu bu kadar rahatlık ve imkanlar doğrultusunda maalesef sade istek ve mücadele yok diye bir yorum getirmiş. Ne güzel bir yorum. Ben sporcu kardeşlerime de, ben bugüne kadar hiç sporcular hakkında konuşmadım, konuşmam da. Fakat bir onlara da biraz şöyle mıhından söyleyeyim. Ya kardeşim, süper bir tesiste kalıyorsunuz. İkinci ligde çoğu kulüpte yok, böyle bir tesis. Yemekler harika. Kafeler 100 metre. Alışveriş merkezleri var. Stadınız hemen Türk Telekom Arena'nın zemininde top oynuyorsunuz. Aynı için biliyorsun. Evet. Her zaman söylüyorum. Mükemmel. Kardeşim biraz tamam taraf olmuş. Henüz taraftar olamamış bir seyirci var ama gönüllü insanlar geliyor. Ya bunu biraz da düşünün ya. Yani Endek Spor'a gelmek isteyen çok oyuncu var Nurullah Bey. Sen bu işin yönetim tamam. tarafındaydın. Yani çok oyuncu var yani. Bugün elimi kaldırsam ben burada Endek Spor'a gelmek isteyen binlerce oyuncu var. Marmara'nın göbeğinde bir yer burası. Bunun evet. kadrini, kıymetini bilmeleri lazım yani. Biraz oturup düşünsünler yani. Yani geriye doğru baktığımız zaman da hiçbir futbolcumuz herhangi bir yerde Endek Spor'dan alacağım var gibi bir açıklamada bulunmadı. Hiçbir yönetim bu şekilde ödemelerde en sonuna kadar ödüyor. Prim ödüyorsun, bir hafta sonra üçüyorsun. Tamam anladık iç sahada ama top da yok. Ben sana ceza kesiyorum şimdi. Moralimiz bozuldu. Ben parayı verirken bozulmuyor kardeşim. 60 bin lira prim dağıtıyoruz ha. Değil mi? 60 bin lira haftada. Yani yönetim içeride 2, dışarıda 3 gibi sistemler var. Rakamları evet. tenzih ederim. İnsaf, bu paralar neyle toplanıyor? Biraz düşüneceksin, biraz sahaya vuracaksın kendini. Ya ben orada, adam bana 37 saniye oley çekiyor ya. Ben de pazartesi para arıyorum. Hep yaşadık. Her yönetim yaşadı bunu. Çoğunu yöneticiler ayarlar. İrfan Püsküllü koşacak, Turgut Babaoğlu koşacak para peşine. Koca belediye başkanlarını para peşine koşturduk. Yapmadık mı? Yaptık. Yapıldı, evet. Hepimiz hibe ettik alacaklarımızı. Helal hoş olsun. Evet. Orada defter orada, baksınlar kimin ne yaptığını. Ama topçu kardeşlerim de, sporcu kardeşlerim de biraz şapka önüne koysun kardeşim.
Burası Hendek ha. Lütfen yani. Başkanım sen yükseldin. Çok yükseldim. Bayram çok Çolak, sinirliyim yani. Zafer kardeşim seviliyorsun. İnşallah Hendek Spor başarılı olur demiş Bayram Çolak. Bayramcığım gördüğüm en iyi santraforlardan biriydi Bayram. Bayram çok iyi bir santrafordu. Engin Varlıca, Zafer ve Nurul abi seviliyorsunuz. İyi yayınlar, selamlar sağ demiş. Sağ ol kardeşim. Osman Yazıcı iyi yayınlar diliyorum demiş. Recep Eker, Hendek'in altyapısı ne durumda hocam? Temel olmayan binalar illaki bir gün yıkılmaya mahkumdur. Çakı gibi bir altyapı olsa olması gerekmez mi? Altyapı ile ilgili Zafer Çakmak bilgin var mı? Bilgim yok şu an. O yüzden bu konuyla ilgili sevgili Recai abi ileriki programlarda altyapıları da konuşacağız. Ama konuya daha vakıf, konunun daha içindeki misafirlerle, konuklarla bunu halledeceğiz. O yüzden bu soruyu geçiyorum ama altyapıda ciddi bir çalışma var, onu söyleyebilirim. Zeynel Köstereli, sevgili hocama, değerli başkanıma selamlar, iyi yayınlar. Aleyküm yapılması selam gereken selam. Ama yapılmayan ve sürekli ertelenen veya yeterli olmayan aslında en önemli olan sonuç odaklı bakış açısından vazgeçip sürekli takım hoca ve yönetime cephe alınmamalı, yeterli destek verilmeli ve güven tazelenmelidir. Hep birlikte el ele geleceğe yatırım yapılmalı. İyi yayınlar diliyorum. İşte tam bu noktada bizde hasır altı yapılmış. Bugün Zafer Çakmak Başkanım konuşmaya çalıştı, anlatmaya çalıştı. Hocanın son paragrafında dediği bir kaotik var, bir kaos var. Orayı aydınlatmaya çalışıyoruz. Orayı biraz irdelemek istiyorum aslında. Hendek'te her şey dışarıdan fotoğraftan bakıldığı gibi değil. İçeride işin arka tarafında başka şeyler oluyor. Biz Sakarya'nın bu gruptaki favori takımıyken Sakarya takımları tabii ki bize karşı dirençli ve istekli olacaklardı. Çünkü Hendek Spor'u yenmek aslında bir yerde kendi ligleri içerisinde, kendi maratonları içerisinde de ileriye bakışlarında ciddi özgüven getirecekti. O yüzden Hendek Spor'u bir Kalaycı'nın 4-1 Hendek'te yenmesi, hemen arkasından Kazım Paşa'nın 3-0 yenmesi. Yani ben son yazımda Hendek Spor balon mu diye bir yazıyı kaleme aldım. Bazı tespitlerim vardı, orada yazmıştım. Şimdi sevgili Zafer Çakmak da aslında bu işin sahadaki sonucu son noktası olduğunu, oraya kadar başka şeylerin de yaşandığını anlatmaya çalışıyor ki ve buraya çok dikkat edilmesi gerektiğini de düşünüyorum. Bak sevgili, buraya bir buyurun, şey ekledim. Buyurun, güzel buyurun. Bir şey yazmış. Şimdi buraya eklemek istediğim konu şu. Hepimiz kamplarda bulunduk değil mi? Evet. Kamplarda bulunduk. Akşam kampını söyleyeyim. Sen de biliyorsun. Akşam 6.30-7.30 yemek olur. Tamam mı? Evet. 7.30'da şey verilir. Serbest zaman serbest verilir. Vardır. Çıkarsın abicim bir saat dolaşırsın dolaşacağın yerlere. 8.30'da veya en geç 9'da kamp binasında olunur. Doğru mu? Doğru. Kamp binası kapanır. Arkadaşlarla odalarda veya kafeteryada içeride muhabbet edersin. Okey oynayacaksan oynarsın. 11'de de yat vardır. Askeriye gibidir. Evet. Aynen mi? Kesinlikle. Şimdi benim bunu yanlış anlamasınlar ama direkt söylüyorum. Benim 4 yediğim maçtan sonra gece 10.30'da bakın saat tam 10.30'du. Tamam mı? 6-7 tane sporcu ve onlardan sorumlu basın mensubu kafede oturuyorlardı. Gayet de mutluydular yani. Şimdi ben hocam bir şeyler söylüyorsa buradan örnek veriyorum. Tamam mı? Nurullah Akçer bunca sene üst düzey oynadın. Oralarda oynadın, buralarda oynadın. Sen de yaşadın kampları, ben de yaşadım. Evet. Hangimiz çıkabiliriz sokağa? Yok, mümkün değil. Bu mümkün mü yani? Yani hele hele mağlubiyetin arkasından sokağa çıkmazdık. Saat kaçta kapanma ya. Vardır? Kaçta kampı vardır? Hafta içi de görüyorum. Belki hoca bunları bahsediyor. Şöyle bir şey mi? Yani bunu söylemek yani, istemiyorum. Ön yargı olur ama. Yani ben gördüğümü söylüyorum. Bak dedikoduyu söylemiyorum. Yok, yönetimden bazı yöneticiler, o zaman yönetici arkadaşlarımız, isim de veremiyorum. Hepsini de bu şeyin içerisine koymak da istemiyorum ama. Sporcularla gereğinden fazla mı samimi? Yani böyle ya, bir güven mi veriyor sporcular? Onun bir limiti yok. Ama evet. Benim başkanlığımda da, Saadettin Bey'in başkanlığında da, ben çoğunda da bu bir tercih meselesidir. Hani önceki, onlardan sonraki yönetimleri bilemem, bir şey diyemem. Ama sporcu başkanla en son muhatap olur. Çünkü şirketimizi de öyle yönetiyoruz. Kulübü de öyle yönettik. Saadettin Bey de aynısını yaptı. Yani biz beraber aynı jenerasyonda aynı sistemi uyguladık. Yani bazısı çok samimi olur. O ayrı konudur. O onların yönetim tercihidir. O bir tercih meselesidir. Ama benim ve bizim yönetim tarzımızda bu yok. Çünkü sporcu başkana gelene kadar bir sürü şeyden geçer. İşte Numan Bey'den önce bir görüşür Numan'la, derdini anlatır. Kaptanı vardır, kaptanıyla konuşur.
Numan'la görüşür. Allah rahmet eylesin Numan'a da. Numan'dan sonra futbol şube sorumlusuyla görüşür. Varsa bir derdi as başkanla şeyle görüşür. Ya başkana intikal eden konu filtreden geçer gelir. Ben başkan olarak gidip sporcuyla direkt muhatap olmam. Veya sporcu direkt bana gelmez. Hani bu yapılıyor diye söylemiyorum ama bir hiyerarşisi vardır iş. Işte. Kesinlikle. Bu bir vardır. Disiplindir yani. Kesinlikle. Şimdi ben Mehmet Ali Hoca'nın mesela antrenörlüğünde en beğendiğim tarafı buydu. Kafama, ilkelerime ve disipline uygun hareket ediyorduk yani. Her şeyin bir zamanı, saati vardı. Ha bunu biz doğru yapıyoruz diye söylemiyorum. Yani bu bir tercihtir yani. Evet. Bu yönetim başka bir şey yapmıştı ama sporcu 10.30'da 11'de çarşıda gezemez abi kamp döneminde. Ha bunu hoca da müsebbihi ise, yönetimi suçlamayayım. Hoca da müsebbihi ise onu suçluyorum o zaman. Ama biz bunu... Olamaz yani. Sen söyle, sen de oynadın. Olur mu öyle bir şey? Yok, mümkün değil yani. El ele, yani böyle kritik bir dönemde daha dikkatli, daha sağduyulu davranması lazım herkesin. Nurcan Şimşek Kavis, iyi akşamlar, güzel yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyorum. Hikmet Yılmaz, uyan devi uyandırmak için konuşmak lazım. Gelecekten umutluyuz demiş. Evet. Zafer Başkanıma saygılar, Nurul Akçay. Hocam özlemişti programı. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra... devam edeceğiz programımıza çok kıymetli konuklarla. Cengiz Cerav, kardeşlerim bizim zamanımızdaki yoklukta neler çektik, ikiniz de şahitsiniz. Takım ruhu ben olması için iskelet zayıf, takım olarak da idari olarak da eskiler unutulur demiş sevgili Cengiz abi. Abinin de hepimizde emeği var. Evet, o da çok. Yani yemeğini yedik, kolasını içtik. Yani adam çay satarak bize harçlık koyuyordu cebimize yani. Evet, yani bu yani Endeks Spor çok kolay. Ben bu ruhu arıyorum. Belki de hatamız bu Nurullah. Hani belki de, evet. Hissiyatımız bu ya. Yeni jenerasyon X, Y bilmem ne kuşak jenerasyonu diyorlar ya. Kuşak isimleri anlamıyorlar falan. Anlamıyorlar ya da biz şey kaldık. Yani geri kaldık. Yani örümcek, Cengiz abi. Dinozor hani, o rahmetli Ali Üstüncan abimiz Allah nur içinde yatırsın. Sarı çizmelerle zabıtadan çıkıp akşamları gelip Endeks Spor kulübünde o eşyalarımızı, antrenman malzemelerimizi, maç malzemelerimizi yıkadığı dönemlerde Allah nur içinde yatırsın. Biz belki onlardan etkileniyoruz. Duygusallığımız var. Ama bu Endeks Spor sevdamızdan kaynaklanıyor. Senin de çok emeğin var. Evet. Çok seviyorum seni zaten. Cihan Gedikoğlu, hayırlı yayınlar demiş. İnşallah gidizedir, iyi yerlere geliriz. O yüzden buradayız. Sevgili Hüseyin Gün Dönüm, Seyit Mete Balkız, Hüseyin Bayrak. Uzun bir yorum yazmış, okumak istiyorum. İçerini bilmiyorum. Tekirdağ Kumba kamp dönemini anlat istersen abi. O gece ben de uyanıktım. Birlikte gibi görünüp asla birlik olmayan bir oluşum. Hal söz konusu işin içinde olan dışarıyı bile havuza hakim kimlerden tavsiye ve bilgi alındı acaba? He, yani soruyu anlayamadım. Biraz noktalama işaretleri yanlış yere koyulmuş ama Tekirdağ'dan nereye bağladın? Birlikte gibi görünüp asla birlik olmayan bir oluşum. Yani şu anki yönetimi eleştiriyorsunuz herhalde sevgili. Yara, ben de öyle anladım. Ben de öyle yorumluyorum öyle Hüseyin kardeşimizin yorumunu. Birlik gibi görünen ama birlikte olmayan. Evet ya bu da işte, bir bakış açısıdır. Ben oraya onu söylüyorum ya yani ya bir takım şeyleri burada böyle karşı tarafa koymaktan hep tenzih ettim biliyorsun. Evet. Yani ben o tipte bir adam değilim yani. Bu yönetimde, o yönetimde, öbürü de Ahmet de Mehmet hepsi biriz ya. Biz hani şunu bir toplayamıyoruz yani. Kongrede de söyledim arkadaşlar. Yani bileniniz biliyordur. Kongrede de söyledim yani. Dedim ki arkadaş her dönem bir takım insanları arkaya atıyoruz. Önceki yönetim, ondan sonraki yönetim, ondan sonraki yönetim ve her sürekli bir küskünler ordusu çıkıyor ortaya. Bunun kimseye faydası yok. Yok olmaz. Yani bu doğru değil. Geldiğimiz noktada gruplaşmalar işte. Ötekileştirmeler. Efendim bunlar bu siyasi partinin adamları. Bunlar bu. Abi neyi paylaşamıyorsunuz ya? Neyin siyaseti ya? Endeks Spor farklı bir kurbağa ve bunların hepsini anlatamıyor muyuz ya acaba? Bir bütündür ya. Lütfen buna müdahil olan, siyasallaştırmak isteyen insanların da Allah kahrebele eylesin yani. Bak ben buna üstüne basa basa söylüyorum. Varsa böyle bir şey. Ki ben bir miktar olduğuna inanıyorum artık. Ama yani lanet gelsin ya. Sporu konuşamıyoruz Endeks ya. Endeks Spor'u lütfen
siyasi hiçbir hamleye alet etmeyelim. Çünkü Hendek yani. Spor her siyasi görüşten insan içerisinde barınabileceği, fevkalade destekleyebileceği bir yapı. Hendek'in vizyonu diyelim, görünen yüzü. Erkan Yılmaz, futbolcularımız inanılmaz gergin. Saha içerisinde maça konsantre olamıyorlar ve her pozisyonda hakemlere, rakip oyunculara tartışma ve serzeniş oluyor. Bu da dolayısıyla taraftara yansıyor ve tribünlerde inanılmaz tepkiler oluyor. Bu tepkiler futbolcularımıza dönerse istenmeyen olaylar yaşanabilir diye sevgili Erkan Yılmaz çok güzel bir tespitte bulunmuş. Yani güzel tespit. Yani Erkan, hangi futbolcu reaksiyon gösterir? Yeterince antrenman yapamamış, özgüveni olmayan. Öyle. Maçta da seninle evet, konuştuk. Bunu da söylemiştik zaten. Kondisyon yoksa güven de yoktur. Güven de yoktur. Bu futbolda kesin bir şey. Yani bizim sporcularımızın çoğu yetenekli oyuncular ama kondisyon problemi gücü olmayınca, var. Yani ya zaten var o zaman şey İsmail abi, hatta İsmail Tora dedim ben. Abi dedim bu futbol böyle oynanacaksa buyur sen de oyna. Yani koşmadan oynayacaksan yani sen de ben de oynarız. Yani bunun bir kilometresi var tamamlanması gereken. Yayınımızın sonuna doğru gelmeyelim, geliyoruz ama okumam gereken bir mesaj daha var. Erdoğan Gürbüz, hayırlı yayınlar. Her ikinize de selamlar. Birlikten kuvvet doğar. Maalesef Hendek Spor'un başarısı olmasını isteyenler var. Ve sebebi ise siyasi hazımsızlık. Bunlar da geçecek bir olalım, iri olalım, diri olalım. Her şey Hendek için güzel günler inşallah yakındır. Tekrar hayırlı yayınlar demiş her ikinize de. Ya Erdoğan abi onu demiş ama Erdoğan abi severim de Erdoğan abi. Bak abi. Böyle diyorsunuz ama hani siyasi hazımsızlık var diye. Ya lütfen bak bunu söylerken siz zaten karşısını koyuyorsunuz. Hazımsız olan kimse abi bunu söyleyin biz de bilelim. Bak bu kelimeyi bana evet, bu taraftan da söylüyorlar o taraftan da söylüyorlar. Ya biz Hendek Sporluyuz abi. Kimse bu hazımsız. Niyetiniz maksatınız neyse bunu direkt söyleyin abi. Ahmet deyin ya. Evet. Hasan deyin. CHP, AK Parti, MHP. Kim abi? Yani ben şu Hendek Spor bütünü üzerinden konuşmaktan vazgeçmeyeceğim. Bu bütün, bu kimsenin malı değil. Ne Turgut Babaoğlu'nun malı, ne Ali İnci Başkanımın malı, ne İrfan Düzgün, ne Zafer'in, ne Saadettin'in, ne Adil Karabulut. Kimsenin malı değil. Bu Hendek'in malı. Yani bu hazımsızlık derken işte burada siyasallaştırıyorsunuz. Yapmayın abi. Rica Başkanım, ediyorum. Son bir Hendek Dereköy görüşlerini alabilir miyim? Vallahi Hendek Dereköy kimse bağlanmadı. Hasan Zandoğlu senden de şeyden de bekliyorum. Hepsinden de. Aydın'dan falan hepsinden. Evet. Ya kardeşim Hendek Dereköy bakın Hendek Spor'un 3. lige çıkması gibi çok önemli, şanlı, şerefli bir şey yaptı. Çok büyük bir şey yaptı. Çok evet, büyük bir şey yaptı. Ama küçük bırakıldı. Tamam mı? Bunun sebepleri kendilerinde de var. Şimdi onlar da mesela var. Hasan tamam. Sevgili Hasan Zandoğlu olsun, diğer Çuhalo başkan olsun. Sosyal medya hesaplarından aynı az önce dediğin gibi sürekli bir serzeniş var ama kim, nedir, kim bunu yapan? Ya böyle hep soru işaretleriyle ben, beraber bir Sayın Başkan, karşılaştırma var. Hendek Dereköy sporumuz Yusuf Çuhalo'ydu değil mi? Yusuf Çuhalo var, Hasan Zandoğlu var. Yusuf, Hasan Bey bak ben size bir şey söyleyeyim. Sizler değerli arkadaşlarım, kardeşlerimsiniz. Ya ben Dereköy Spor'un bütün sosyal medyada yayınladığınız şeylerini izliyorum. Ve çok güzel imla hataları da yapıyorsunuz. Çok güzel, komik böyle kalbime dokunan, gülümseten kelimeleriniz var. Sizleri seviyorum. Bakın çok önemli bir şey yaptınız. Fakat o kadar kinayeli sosyal medya bildirimleriniz var ki biz bunların ne olduğunu anlamadan böyle kime... Evet. Yapacağım. Ya benim suçum varsa beni söyleyin Allah'ını severseniz de ben de bu yükten kurtulayım. Ama veya Nurullah Bey evet, veya varsa Spar'da, hangimizin bir şeyi varsa. Ya çıkın abi adam gibi utanılacak, sıkılacak bir şeyiniz yok. Ama lütfen bu kinayeli sürekli bir şeye giydirme şeyini bırakın. Çünkü Hendek Dereköy Spor büyük bir kulüp. Camiası güzel, köyü güzel, insanı güzel. Ben de geliyorum çayınızı çorbanızı içiyorum. Ama spor birlikteliktir. Nasıl biz Hendek Spor çatısı altında hep beraber birlikteysek Hendek Dereköy Spor içinde aynı sevgi ve saygıdayım. Saygıdayız. Lütfen bunu biraz daha artık somutlaştırın. Gereken yapılsın. Skor olarak da başkanım, skor olarak da son oynadıkları Ballıgi 4 maç 4 mağlubiyet. Ya kötü oynamıyorlar aslında. İyi oynuyorlar ben çok ama... şeyine yani gücü nispetinde diye bir şey vardır ya at evet, yarışında hani gücü nispetinde der yani. Gücü nispetinde alıyor. Çok önemli de bir transfer yaptılar. Bana göre Ömer yani orada iyi işler yapacak. İyi işler yapacak orada.
Biraz sabır, kırmızı kart yiyorlar. Yani her maç bir kırmızı kart problemi var. Biraz daha mental anlamda hocam toparlarsa Dereköy sporumuz bu ligde önemli yerlerde durabilecek bir takımımız. Tabii biliyorum maddi sorunları var. Yani evet. Her kulübün var. Hemen. Şimdi bir tek Endek Spor değil yani ben orada Çilimli Spor'da var. şu aradaki coğrafya. Aradaki coğrafya. Bayağı sıkıntılı. Ama takdir edilecek bir kulüp. Ona da değineyim Nurullah Başkan. Evet. Şöyle mesela 12 bin kişilik bir ilçe. 260 tane aktif altyapıda oyuncusu var. Ve Çilimli bunlardan Spor. Her sene en 4-5 tanesini A takımda oynatıyorlar. Bu sene rekor bütçe var 2,5 milyon. Çok büyük. Oradaki yapıya göre çok ona büyük. Ona rağmen her sene Bal Ligi'ni ilk 3'te bitirirler. Çok iyi bir takımlar var. Hendek'teki aynı gruptayken de bize bayağı bir Ve her sene de üst lige bir oyuncu verirler yani. Evet. Ben Dereköy Spor'la ilgili ben de bir iki kelime söylemek istiyorum nacizane. Hendek Dereköy Spor'u taraftarı olarak severek izlediğim bir takım. Aslında ben Sakarya'ya bir bütün olarak bakıyorum ama tabii ki doğduğumuz, yetiştiğimiz, büyüdüğümüz coğrafya, geçmişteki mazilerimiz, köklerimiz biraz daha Hendek ve Hendek Dereköy Spor'la iç içe olduğu için bu ikisini konuşmak istiyorum. Hendek Dereköy, Hendek Spor'u konuştuk. Dereköy Spor'la ilgili de şunu söylemek istiyorum. Evet, sakatları var. Çünkü dün akşam sosyal medya hesabında karşılıklı yazıştık. Sakat futbolcuları var. Yeterli kadro yok. Kulübe yeterli değil ama... Yine söylüyorum, yönetim bahane üretmez, yönetim çözüm üretir. Evet. Biz de taraftar olarak Hendek Dereköy Spor'dan artık tamam ligin yabancısıydık, 4 hafta geçti artık yabancılık bitmiş olması lazım. Sonuçta dünyanın her yerinde futbol aynı oynanır. Afrika'ya gidin aynıdır, Amerika'ya gidin, Türkiye'ye gelin aynıdır. Liglerde de farklı farklı özellikleri vardır. İşte ben inanıyorum Hendek Dereköy Spor'da bize iyi şeyler verecektir, iyi şeyler izlettirecektir. Ben sevgili Vedat Acıbal son saniyede bir mesaj yazdı. Kıymetli abilerim ikinize de saygılar, iyi yayınlar diliyorum. Gerçekten Zafer abi doğru söyledi. Gelen yönetim, eski yönetim, önceki yönetimin söylemleri bu işin ayrılmasına, Hendek Spor'un parçalanmasına sebep olmakta. Aynen, yöneticilerin bu işin hassasiyetine dikkat etmeleri gerekir. Evet, hem Hendek Dereköy Spor yönetimine hem Hendek Spor halihazırdaki yönetimlerine sonuna kadar sahip çıktığımızı, en azından bu düşünce olduğumuzu tüm kamuoyu bilsin. Yani sporun içindeki insanların böyle düşündüğünü bilsin ama farklı kanallardan, farklı düşüncelerden, sokaktaki ağızdan başka şeyler söylenebilir ama bunlar bizim düşüncelerimizi yansıtmaz. Sporun içerisindeki insanların ortak paydası kulüplerin bekasıdır. Sevgili Zafer Çakmak, 2022-2023 sezonu açılış programına geldi. Beni onurlandırdı, bizi onurlandırdı, Haberendek ailesini. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Spor kamuoyunu aydınlattı, herkese. Bilgilendirdi. Evet. Çok da dobraydı. Artık bu dakikadan sonra susmak dediği gibi kim söylemişti? Hem de ihanettir. Sözüne çok katılıyorum. Bir izleyicimizin sözüydü. Zafer Çakmak da bugün doğruları konuşmaya başladı. Bundan sonra hiçbir şey hasıraltı edilmeden en şeffaf şekilde, en doğru şekilde, en iyi gözlemle siz değerli izleyicilerimizin huzuruna sunulacak. Biz de Hendek Spor'a böyle ufak tefek de olsa hizmet etmeye çalışacağız. Ayağına sağlık. Ben teşekkür ederim herkese. Valla yani, çok güzel de bir program yani oldu. Yani güzel program oldu. Biraz da böyle birikmişlik varmış var, demek var. Ki. Biraz da döküldük herkes. Bütün spor kamuoyuna, bizi izleyen insanlara eğer sürçülisan ettikse affola. Fakat tekrar söylüyorum. Kapanışında da söyleyeceğim. Spor insanları birleştiren bir unsurdur. Ayrıştıran değildir. Tamam birleşelim. Lütfen birleşelim artık. Ama siyasi, ticari, iktisadi, iktizabi ne varsa kafanızda abi Hendek Spor'da lütfen bunu kaldırın atın. Bunu istemiyoruz. Ben eski bir sporcu olarak buradayım. Herhangi bir vasıfla beni bir yere koymayın. Üstüne elini koyma. Tamam. Yani ben eski bir sporcuyum. Beni herhangi bir vasıfla buraya koymayın. Evet. Zaten bunu ifade ediyorum. Bu çok önemli. Onun için söylediklerimi de dikkate alırsınız, almazsınız. Hepsi Hendek Spor'un menfaati içindir. Üniter yapısının menfaati içindir. Kongrede de anlattım. Burada da sağ olun, teşekkür ederim. Evet, çok güzel. Beni oldu. İlk programınıza davet ettiniz. Önemliydi. Anlattım. Çok teşekkür ederiz. Ayağına sağlık. Sağ olun, var olun. Dereköy sporumuzda, Endek sporumuzda inşallah, biraz kırgınım ama inşallah
iyi yerlere gelecektir. Çünkü damarları sağlam bir kulübümüz var. Evet. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Kapatmadan Belden Taşkın, Zafer Başkanım ve Nurullah kardeşim hayırlı yayınlar demiş. Orhan Yılmazcan da bizi aydınlattığınız için teşekkürler ediyorum demiş. Okuyamadığım mesaj varsa o izleyicilerimizden özür diliyorum. Yayın akışı içerisinde kaçırmış olabilirim. Bizleri izlediniz, bizlerle vakit geçirdiniz. Hendekspor'u konuştuk. Haftaya yeni konu ve konuklarla, Hendekspor'da konuklarla sizlerle birlikte olmayı temenni ediyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Saygılar. İyi akşamlar. Bizim Yapı maçın ardından programını sundu.